Doktorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sandığa halkımız niye gitmiyor? Çok hakikaten üstünde düşünülecek bir konu. Yani bana göre bir psikososyal tez konusu bu. Yani niye gitmiyor halkımız? 17 bin seçmenimiz olan bir bölgede neden sadece 3 bin kişi mesela Ortaköy'de oy kullandı? Ben bunu oturup çok düşündüm yani kendi kendime. Sosyolog değilim, psikolog da değilim ama düşündüm yani üstüne. Ve sonuçta şöyle bir sonuca vardım. Kendi kendime dedim ki insanlarımız sık sık demeç veriyor, konuşuyor, işte sohbetlerde, gazetelere ilan veriyor, derneklerde konuşuluyor, orada burada. Diyorlar ki neden cenazelerimiz parayla kalkıyor? Şikayet var yani. Neden gençlerimize burs yeteri kadar verilmiyor? Şikayet var. İşte ne bileyim, neden yaşlılarımız, hastalarımız kolayca hastanemize ulaşamıyor, tedavi olamıyor? Neden, neden, neden? Bunların hepsi sızlanma. Peki ben de dönüp halkımıza soruyorum, insanlarımıza soruyorum. Neden oy vermiyorsunuz gelip? Sandığa neden gelmiyorsunuz? Yani sandığa ne kadar çok gelirseniz o sandıktan o kadar doğru sonuç çıkacak. Ne kadar az gelirseniz o kadar yanlış sonuç çıkacak. Dolayısıyla bütün bu şikayetleri söyleyen insanlar 12 Mart gününden önce bir kere daha bu şikayetlerini gözden geçirsinler. Desinler ki bunların düzelmesi için mucize olmayacak. Ben sandığa gideceğim ve orada o sandıkta oyumu atacağım. Benim istediğim şekilde bu cemaatin çok değerli vakıflarını yönetecek olan insanları ben seçeceğim. Yani burada Patrikhane'yi suçlamak, Patrik Hazretlerini suçlamak, niye cenazeleri parayla kaldırıyorsunuz demek işin kolaycılık tarafı. Evet. Yani her şey parayla yapılıyor bu devirde. Dolayısıyla yani bizim halkımızın mutlaka 12 Mart günü gidip sandığa oyunu atması lazım. Sandık başında ona kimse mobbing yapmaz. Kimse tehdit etmez oyunu şuna ver diye. İnsanımız gidecek. Orada bir tek kendi vicdanıyla yukarıda Allah var. Başka kimse yok arası. Bir de projelere bakacak halk. Yani önemli olan o. Bir de projelere bakacak. Yani. Fakat sandığa gitmese ne önemi var projenin? Yani bir önemi yok. Evet. Sonra proje dediğiniz şey önce Beyoğlu'nun kutusu açılacak. Ne var içinde? Ona göre proje yapılacak. Şimdiden proje konuşmam benim. Yani ben çok doğru bulmuyorum şimdiden projemi açıklamayı. Çünkü ya vaat derseniz vaat. Vaatten bol bir şey yok. İstediğiniz kadar vaat vereyim ben. Her aileye 10 bin lira vereceğim diyeyim. Vaat bu. Kolay yani vaat, proje. Ama orası açıldıktan sonra neler yapılabileceğini öngören yöneticiler lazım. Şimdiden ben burası açılacak, buradan ne çıkacak? Ben bunu, buna karşı ne yapabilirim? O bıçkın Beyoğlu şeyini, dokusunun şartları içinde ben nasıl orayı yönetirim? Bunları düşünmesi lazım. Kolay değil Beyoğlu. Zor. Onun için Beyoğlu adayız yani. Tecrübemizle. Peki.